أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين والمستغفرين بالأسحار شهد الله أن إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا حكيم وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ
فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ. أسلمت وجهي لله ومن اتبعني. وقل للذين أوتوا الكتاب والأمين أسلمتم. فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Değerli izleyiciler, tövbe geri dönmek, vazgeçmek anlamındadır. Dinde yerilen şeyleri terk etmek, övülen şeylere yönelmektir. Tövbe Allah'a nispet edildiğinde Allah'ın kulun tövbesini kabul edip ona lütuf ve ihsanla yönelmesidir. İstiğfar ise kulun günahlarının bağışlanmasını Allah'tan talep etmesidir. Bu talep söz ve fiille olmalıdır. Aksi halde kişi yalancı durumuna düşer. Yüce Rabbimiz Tahrim suresinin 8. ayetinde Ya eyyühellezine amenu tubu ilallahi tövbeten nasuha. Ey iman edenler, Allah'a samimi olarak tövbe edin buyurmaktadır. Sevgili Peygamberimiz, hakiki manada tövbe eden kişinin günahlarının bağışlanacağını bize اَتَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَلْ لَا ذَنْبَلَهِ Günahından tövbe eden sanki hiç günah işlememiş gibidir hadisiyle müjdelemiştir. Zararlı gıdalar bedene zarar verdiği gibi günahlar da ruhumuza zarar verir. Müslüman devamlı tövbe halinde olmalıdır. Çünkü uzuvlar günahtan uzak kalamayabilir. Kişi uzuvlarını günahtan alıkoysa da kalbini ve zihnini günahtan uzak tutamayabilir. Bunu başarsa da şeytanın vesvesesine kapılıp Allah'ı anmaktan geri kalabilir. Şeytanın vesvesesinden kurtulsa da Allah'ı isimleri, sıfatları ve fiilleriyle gereği üzere bilemeyebilir. Sevgili Peygamberimiz bir hadislerinde مَا عَرَفْتُكَ حَقَّ مَعْرِفَتِكَ يَا مَعْرُوفِ Ey bilinmesi gereken seni hakkıyla bilemedim buyurmuştur. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam her halinde tövbe üzere olmuş ve ben günde 70 defadan fazla istiğfar ederim buyurmuştur. Tövbe sadece günahı terk etmek değil, günahın imanımızda, kalbimizde ve ruhumuzda meydana getirdiği manevi tahribatı, lekeyi ve karanlığı salih amel işleyerek silmektir. Bu anlamda Peygamberimiz اَتْبَعِ السَّيِّيَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا İşlenen kötülüğün ardından o kötülüğü ortadan kaldıracak iyilik yap buyurmuşlardır. Günahlar kalbi büsbütün sarmadan tövbe edilmelidir. Tövbe ancak kalpteki nedamet ateşiyle, gözyaşı ve amelde süreklilik ile amacına ulaşır. Nedamet, pişmanlık duymak, kalpte Allah'a karşı gelmenin acısını çekmektir.
Pişmanlığın alameti ise kalbin hüzünlenmesi, gözün yaş dökmesi, zihnin işlenen günahın akıbetini düşünmesidir. Samimiyetten uzak olan istiğfar fayda vermez. Bu konuda şu hadis nakledilmiştir. El-müstağfiru mine'z-zenbi ve huve musirrun aleyhi kel-müstehzi bi ayatillah. Günah işlemeye devam ettiği halde istiğfar eden kimse sanki Allah'ın ayetleriyle istihza etmektedir. Selefi salihinden bir zat şöyledir. El-istiğfaru bil-lisani tövbetül kezzabin. Sadece dil ile yapılan istiğfar yalancının tövbesidir. Rabiatül Adeviyye der ki istiğfaruna yahtacu istiğfaran kethira. Bizim tövbemizin de tövbeye ihtiyacı var. Denilebilir ki sadece dil ile yapılan, kalbe inmeyen, amel ile bütünleşmeyen, salih amele dönüşmeyen tövbe hakiki tövbe değildir. Kişinin insanlara karşı hissettiği utanç onu günaha sevk etmemelidir. Allah'ın hatırı kişiyi çevreleyen beklentilerin üzerinde tutulmalıdır. Aksi halde tövbe samimi bir tövbe olmaz. Samimi olmayan tövbe ise hakiki tövbe sayılmaz. Allah'ın bizden beklediği kişinin içinde bulunduğu ortamın rızasından önce yaratıcısının rızasını gözetmesi ve onun hatırını hoş tutmasıdır. Bu nedenle Hazreti Hasan radıyallahu anh el-aru hayrun minennar, günahın terki sebebiyle oluşan utanma duygusu günahın sonucu olarak hak edilen cehennem ateşinden daha hayırlıdır buyurmuştur. Bilinmelidir ki tövbe ettikten sonra büyük günah yoktur. İsrar ettikten sonra ise küçük günah yoktur. Ramazan ayı Rabbimizin rahmetinin yakından hissedildiği, ilahi lütuf ve ikramın bolca verildiği mübarek bir aydır. Demiştir ki ihsan-ı şahanenin reddi idamı muciptir. Yani sultanın ikramını reddetmek idama sebeptir. Bu mübarek ayda ilahi ikram ve ihsanı reddetmek Yüce Allah'a karşı edepte kusur etmektir. O halde kişi Ramazan ayını fırsat bilmeli, ilahi rahmete iltica etmeli, Yüce Allah'ın tövbe ve istiğfar edin emrine icabet ederek günahlardan arınmalı, tövbe ve istiğfar etmeli, durumunu düzeltmelidir. İlahi rahmetin her şeyi kuşattığını bilmelidir. Amin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım, sana sonsuz hamdü sena olsun. Hamdimizi, şükrümüzü kabul eyle. Allah'ım, senin rızan için oruç tuttuk. Sana inandık, sana güvendik. Oruçlarımızı kabul eyle. Ey rahmeti, mağfireti ve üzerimizde türlü türlü nimeti olan Yüce Rabbimiz, bizler senden çok razıyız. Sen de bizlerden razı ol. Ey Rabbimiz, kalplerimizdeki niyetlerimizi hayreyle. Bizlere razı olacağın salih ameller işlemeyi, hoşnut kalacağın güzel sözleri söylemeyi nasip eyle. Ya Rabbi, şu mübarek Ramazan ayı günleri hürmetine namazlarımızı, hayrı hasenatımızı, okuduğumuz Kur'anları kabul eyle Allah'ım. Bizlere Kur'an'la geçen bir ömür, Hazreti Peygamber'in sünneti seniyesiyle dolu bir hayat nasip eyle. Kalan ömrümüzü giden ömrümüzden daha hayırlı eyle ya Rabbi. Bedir'den, Malazgirt'e, Çanakkale'den, Sarıkamış'a, 15 Temmuz'dan bugüne kadar senin uğruna fedai can eden bütün şühedamızın ruhunu şad eyle Allah'ım. Şühedamızın emaneti cennet vatanımızı tarih sahnesinde her daim var eyle Allah'ım. Kahraman ordumuzu her daim mansur ve muzaffer eyle. Bu cennet vatanı bize emanet eden ecdadımıza layık nesiller olabilmeyi bizlere lütfeyle.
Devletimizi payidar, milletimizi bahtiyar eyle. Ya Rabbi, Gazze'de, Filistin'de, Arakan'da, Doğu Türkistan'da, Keşmir'de zulme uğrayan kardeşlerimize yardım eyle. Zalimleri kahhar ismi şerifinle kahru perişan eyle Allah'ım. Allah'ım sen affedicisin, affetmeyi seversin, bizleri de affeyle. Bizleri rahmetinden ve sevgili peygamberimizin şefaatinden mahrum eyleme. Amin. Ve selamun alel mürselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. Müzik.